Evet Sayın Özakıncı, sizin bir teziniz var. Türkiye türbanın geliş biçimiyle örtünmenin, türban diye tanımlanan tesettür biçiminin diyelim terminolojiye uygun olarak Türkiye'ye gelişine ilişkin bir değerlendirmeniz var. İlginç değerlendirmeniz var. Nedir bu? Şimdi bu seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Benim İblis'in kıblesinde bu türban sorununu özellikle işledim. Bunun alt başlığı bu kitabın Hristiyan Siyonist İslamcı İttifakı şeklinde bir alt başlığı var. Hedef iki nokta üst üste Anadolu Federal İslam Devleti. Şimdi bunun türban... Birkaç alt başlığı daha var. Devam edelim isterseniz. Var. Türkiye'ye biçilen küresel rol, hilafet. Müslümanlar İsrail'i bir Mehdi'ye hazırlıyor. CIA Türkiye'yi çökertti, ordu ABD'ye tepkili diye devam eden bir şey. Evet. Şimdi ve burada hemen sağda Türkiye İslam dünyasında liderlik konumuna sahip diye bir laf söyleyen Samuel Huntington, Musevi think tankçi. Yani dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir laf olduğu gibi dinimi ululayan bari Müslüman olsa diye de bir laf icat edilebilir. Şu günkü duruma da pek uygun olur. Şimdi burada bakın şöyle göstereyim. Bir kitap göreceksiniz. Hidayet diye bir kitap. Hidayet gayrimüslim iken Müslüman olmuş kişiye hidayete erdi denir. Bu Hidayet adlı kitap 1966-67'lerde Türk kadınını türban denilen biçime sokma faaliyetlerinin ilk adımını adım adım anlatır. Şimdi burada yaptığımız incelemelerde türbanı Türkiye'ye 1960'lı yıllardan önce Yayın evi Nur Yayınları. Nur Yayınları. Nur dağıtımı. Şimdi şu. Yazarı da Şule Yüksel Şenler. Evet, o kitap şu işte. Yani bu kitap 1967'lerde 66'larda yayınlanmış bir kitap. Yazar Şule Yüksel Şenler, kitabın adı Hidayet. Yani kafirlikten müminliğe dönmek ya da Hristiyanlıktan İslam'a dönmek. Örtüyle oluyor. Şimdi işin güzel tarafı o. Örtünce oluyorsunuz, örtmeyince Müslüman değilsiniz mantığını başlangıçta kim koydu dersek, kim koydu? Halifeler koymadı. Çünkü onların kızları, torunları falan açık. Son 3-4 halife şayet örtünmeyen İslam'dan çıkmış olur beynine sahip olsalardı böyle olmazdı. Demek ki onlar koymadı. Konya Selçuk Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Şahin Filiz de zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunun olmadığını söylüyor. Tabii. O ayrı bir mesele. Fakat şu bir de o Hidayet kitabının sonraki baskısının kapağını görelim. Bu 1967. Bu 1969. Aynı kitabın 2 yıl arayla diğer basımıdır. Bunun kapağında gözleri açık, bütün her tarafı kapalı, alelacayip bir kadın. Amaç böyle bir örtünme. Fakat demek ki anlayışı zamanla değişmiş ki yazarın, böyle olsun demiş. Bu da işte bugün türban dediğimiz şey de bu. Bu nedir? Bu kapak üzerindeki kişi, şunu şöyle koyalım. Bakın bu insanın adı Rod Raut Scher. Hayır mı Scher mi? Bu bir Alman. Almanya'da doğmuş. Kim bu? Şimdi bu kim? Scher. Ve hayatımızda şu gün bu Rod Raut Scher'in çok önemli bir etkisi var. İsmi İngilizce gibi yani Kızıl Alman. Yol gibi bir... Rotraut evet kızıl Almanca'da yol Kızıl Yol gibi bir... Kızıl Yol resmen. Şimdi yıl 1950 Demokrat Parti iktidara gelir ve Cemal Kutay'ı Kuşçubaşı Eşref'in teşkilatı mahsuslarının adamlarından yanına katarlar
ve doğru Said Nursi'nin köyüne gönderirler. Bu Cemal Kutaylan, hani çok Atatürkçü olan. Sonradan çok Atatürkçü oldu. Evet. Çok Atatürkçü. Ondan sonra o Eşref Kuşçubaşı giderler. Teşkilatın son başkanıdır. Evet. Bu Said Nursi'yi gel derler, tam senin günlerin başladı. Ve onu sinmiş olduğu köşeden çıkartıp söyleşilerle, röportajlarla parlatırlar ve Demokrat Parti döneminin dini lideri haline getirirler. Atatürk döneminde sinmiş pusmuş olan bu beyefendi, kendisi de tepeden tırnağa tesettürlüdür zaten. Ben Said Nursi'nin ya da Kürdi'nin bir tane başı açık resmini görmedim. O kendisi tesettürlü zaten. Ve onun yazdığı tesettür risalesi Atatürk döneminde doğru bulunmamıştır. Fakat Adnan Menderes döneminde tesettür risalesi, yani örtünme broşürü piyasaya çıkmıştır birdenbire. Bir proje hazırlandı diyorsunuz. Ve 1952 yılında kendisinin etrafında toplanan 4-5 tane gençten bir tanesi Özer Şenler'dir. Özer Şenler de Atatürkçü bir ailenin çocuğudur. Aile Atatürkçü. Ve Said Nursi'den aldığı telkinleri ailesini dönüştürmeye çalışır. Yani Nurcu görüşleri yapmaya çalışır. Hiçbirisini dönüştürmeye başaramadığından evi terk eder kendisi. Ben sizi, Allah size hidayet versin diyerek çeker kapıyı gider ve Said Nursi ile birlikte çalışır. Onun çeşitli eserlerini basar vesaire. Fakat bu evden kendisinin dışında başka herhangi bir aile bireyini dönüştüremez. O kadar baskı yapmasına rağmen. Şule Yüksel Şenler kardeşidir. Fakat kısa kollu fotoğraflarla kadın dergilerinde yazılar yazmaktadır. Müzik aletleri çalmaktadır. Hayatını yaşayan bir hanımdır o tarihte. Fakat Özer Beyefendi, Said Nursi'nin şakirtlerinden, bakar ki olmuyor. Almanya'dan bir Alman misafir gelir günlerden bir gün Şule Yüksel Şenler'in, Özer Beyefendi'nin evine. Bu bir Müslümanla evlenip Müslümanlığı benimsemiş bir Alman kadınıdır. İşte Rotraud Scher. Bu hanım böyle türbanıyla falan gelir. Ve Özer Şenler'in o evine konuk edilir yabancı olduğu için. Bizim genimize işlemiştir. Biraz önce fotoğrafını gördüm. Tabii yabancı hayranlığı bizim işimize işlemiştir. İşte o evden içeriye bu hanımefendi Alman, sonradan Müslüman olmuş Alman, bu kıyafetiyle gelir ve o evden içeri girer. İşte o evin kaderi ve Türkiye'nin kaderi de, Türkiye'nin kaderi de bu noktada çok önemli bir kırılma noktasına gelmiştir. Çünkü o ailede yatıp kalkmaktadır bu hanımcağız da. O aileyi kapatmak isteyen Özer, niye kapalı değilsiniz? Siz niye? Yani bu Almanken Alman, üstelik de komünistken komünist, Müslüman olup giyimini kuşamını böyle düzeltti de, siz ki doğuştan Müslüman anne baba çocuklarısınız, niye siz örtünmüyorsunuz baskısı var o evde. Önce mahalle baskısı falan diyorlar. Önce ilk Türkiye'ye türbanın gelmesi nasıl olmuş? Hangi baskılarla olmuş? Nereye gidebilir? Düşünmek için bunu örneği verdim. Kim bu kadın? Şimdi bu Rotraud hakikaten gerçekten Müslüman olan inançlı biri mi? Geleceğiz. O çok önemli bir soru. Şimdi bu Şule'yi önce Özer'in kardeşi, Özer'in demesiyle kapanmayan, evet, Şule Yüksel Şenler bunu anlatıyor. Ve o Alman'ın etkisiyle o kapanır. Fakat Şule Hanım sadece kendisi kapanmakla yetinmez. Bütün dünyadaki Müslümanları kapatmak gibi bir refleksle belli bir çevrenin abisinin, Said Nursi yandaşı abisinin de desteğiyle ve çevresiyle
il il Türkiye'yi dolaşarak kadınların kapanmadıkları takdirde Müslüman sayılamayacakları doğrultusunda özü bu olan söylevlere başlar. Fakat bir parantez açalım. Ha. Çok önemli kişilerin örtünmesine yol açıyor biliyorsunuz. Evet, bir tanesi Emine Erdoğan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, kendisi anlatıyor. Öyle derler. Biliyorsunuz evet. Kendisi açık ve Cumhuriyet balosuna katılıyor. Abisi kendisini dövüyor. İntiharı düşünüyor. Kapanmasını evet. istiyor. Evet, evet. Direniyor. Fakat beni halkı kapatması evet. enterese ediyor. Direniyor, kapanmıyor. Evet. Şule Yüksel'le karşılaştığı zaman bir Alman'ı örnek göstererek ikna ediyor. Evet. Şimdi İntihar bu Alman damataşı, yani Truva atı gibi. Şimdi çok ilginçtir ki düzenlenen ilk örtünme toplantısı Samsun'da. Anlamı herhalde açık. Yani 19 Mayıs, bir revanş alır gibi. Sonra Bandırma. Çok ilginç. Sonra Kayseri, Sivas falan. Böyle yani Atatürk nereleri dolaşmışsa tarihte. Erzurum. Bu Alman hanımla, sonradan Müslüman olmuş Alman türbanlı hanımla o Şule Hanım birlikte bir organizasyon, bir örgütlenme çerçevesi içerisinde dolaşırlar. Dolaşmalarının konusu Müslüman kadınının yükümlülükleri başlıklı bir konferanslar dizisidir. Fakat bu, ben 30 yıllık yazarım, hiç öyle konferans vermedim. Mesela okurken imrendim. Gidiliyor Samsun'a. Belediye hoparlörlerinin tümü Samsun'da, yazarımız Şule Yüksel Şenler kadınında mükellefiyetler 66-67-65 bütün şehre, belediye bütün gün boyunca kadınların belediye salonunda toplanması Süleyman için. Süleyman Demirel Başbakan, Adalet evet, Partisi evet, iktidarda evet. Demokrat Parti'nin devamı. Kadınlar devlet bizi topluyor diyor. Yani belediye hoparlörüyle çağrıldıkları bir yere gidiyorlar. Burada çok önemli bir püf noktası var. Ve oraya gidiyor. Müftü, il müftüsü beyanname yayınlıyor, gelin diye. Bildiri dağıtıyor. Belediye ayrıca belediye salonunda yapılan bu konuşmayı bütün kente naklen yayın yapıyor. Hoparlörlerden naklen yayın yapılıyor. Dolayısıyla bütün kent dinliyor. Ben bunca yıldır yazarım. Hiçbir konuşmamı böyle yapmadım. Böyle bir şey yok. Devlet desteğiyle olduğunu zannediyorlar dinleyenler ve diyorlar ki devletimiz örtünmeyi istiyor. Demiyorlar ki Şule Yüksel Şenler bizim giyinmemizi istiyor. Şule Yüksel'i devletle birlikte gördükleri içindir ki yukarıdan aşağı yapılan yukarıdan aşağı hem belediyem hem valim hem kaymakamım hem müftüm üstüne geliyor örtünün diye. Şimdi ve bu tabii ki örtünecektir. Bunu bir yere bağlayacağız. Şimdi burada nereden geliyor? Bir de bu Alman hanımefendi türban misyoneri diyorum kendisine. Bakın bir de küçük oğlu var. Takkili, bir de küçük kızı var. O da türbanlı. Bu toplantılarda Şule Yüksel Şenler konuşmacı, o Alman Rotraut Şer de yanında oturuyor öyle. Gördüğünüz gibi kafa sıkma baş. İkisinin de öyle. Şule konuşuyor. Şule Yüksel Şenler konuşuyor. Yanında hemen gösteriyor. Siz ne biçim Müslümansınız? Ananız babanız Müslüman olduğu halde açık saçık dolaşıyorsunuz. Bakın bir Alman, burada yanımda oturan Alman örtündü. Müslüman olmak örtünmeyi gerektirir. Örtünmüyorsan Müslümanlığın zayıf şeklinde bir şarj yapıyor. O da yetmiyor. O Hamdi adını verdikleri o Alman'ın oğlu bu. 6 yaşında fırlıyor ayağa, mikrofonu kapıyor. Mizansene bakın. Ve mikrofonu eline geçirip diyor ki siz ne biçim Müslümansınız? Sizin yeriniz cehennem diye bağırıyor çocuk. Örtünmeniz lazım. Siz ne biçim Müslümansınız? Örtünün. Örtünmezseniz yeriniz cehennem. Şimdi Şule Yüksel Şenler konuştu. Yetmedi. Yanındaki Alman örnek gösterildi. Yetmedi. 6 yaşındaki çocuktan tuu size örtünmeyenler. Dendi. Dendi. Ve çıkar çıkmaz hepsi örtündüler. Belediye hoparlöre verdi.
Vali izin verdi, müftü onay verdi. Benim Samsun'um nasıl kapanmaz ya? Sefer, sanki örtünme seferberliği ilan edilmiş gibi. Çok enteresan. Şimdi burada çok çok önemli bir şey. Bu Alman iktidardan 1968 İstanbul Üniversitesi'nin önünde ortadaki Alman, sonra Rothrath, iki yanındaki de onun kendine benzettiği şekil bir de görüldüğü üzere gelip orada hatıra fotoğrafı çektirmiş. Hatıra fotoğrafı, yani 30-40 yıl sonra girecekleri yerin önünde fotoğraf çektiriyorlar. Bunlar bu işleri tohumlamışlardır. Planlanmış ve planlıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çeşitli kademelerdeki gerek seçilmiş milletvekili vesaire şekilde seçilmişleri, belediye başkanı bir seçilmiştir. Evet. Bir de atanmışlar. Seçilmişleriyle atanmışlarıyla bu olayı 1966'larda durun bakalım ne oluyor? Siz kimin ülkesinde kime Müslüman değilsin diyorsunuz? Başını örtmeyene Müslüman değilsin denilen bir ülke midir burası? Siz ne hakla insanların Müslümanlığını sorguluyorsunuz, sorgulama konusu yapıyorsunuz demiyorlar. Yıl 1966. Tabii o dönemde şimdi, bir Yeşil Kuşak projesi tabii, var tabii, ve solun karşısına tabii, bir toplumu İslamcılaştırarak bir barikat sonra geleceğiz. Çalışıyorlar. Şimdi ne olduğuna geliyoruz. Bakın bu da o dönemde çıkan Şule Yükselşenler'in imzasıyla yayınlanan yazı. İslam kadınına hitap. Manifesto yapıyor. Bu manifestoda üniversitede iki tane genç kız var. Pakistan'da İslami tesettüre riayet eden üniversiteli kızlar diye bir de fotoğrafta basılmış. Yani Türk üniversite öğrencisinin ne Pakistan'dakiler örnek gösteriliyor. Bakın Müslümansanız böyle olacaksınız diye. Aynı Şule Yükselşenler, yani başınızı türban yapmazsanız Müslüman sayılmazsınız üslubunu yaygınlaştıran kişi, erkekler karılarını dövebilir diye de demeçler patlatıyor bütün şeylerinde. Bu hem başını ört hem de kocandan dayak ye gibi. Aynı bu akım 1960'ların sonunda hızlanırken çok ilginç gazetelerde mesela bir 23 Nisan'da ilkokul öğrencileri türbana, her biri olmuş birer Rothrath Alman, o kafa. Hangi yıl bu fotoğraf? 68. Çalışmalar 2 yılda meyve veriyor. Yalnız çok neredeki ilginç. Neredeki ilkokul bu? Yerini yazmıyor. Kendi kitabından basmış. İşte bakın bizim çalışmalarımız sonucu olan durum budur diye. Yalnız doğru, o fotoğrafa bir baktığımız zaman bayramda resmi geçitteki kız çocukları hakikaten her biri birer Rothrath Share kıyafetindeler. Fakat öğretmenleri mini etekli. Başlarında geçen öğretmenleri mini etekli. Yani bir mini etekli İlkokul öğretmeni kendisi mini etekli olarak resmi geçitten geçmekteyken çocuklarını türbana bulaştırmış. Buna tımarhane denir. Peki. Buna tımarhane cumhuriyeti denir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tımarhane cumhuriyetine dönüştürülme aşamasıdır türban. Henüz Akıncı, evet, bir Alman Rothrath-Scher geldi ve Türkiye'de Şule Yükselşenler'le buluştular ve kendisi örtünmüş bir biçimde bir türban modelini Türkiye'ye getirdiniz ve olaylar anlattınız. Ne yapıyor kadın? Nasıl gelişti olaylar? Şehir şehir dolaşarak evet, örtünmeyenin Müslüman olmayacağı evet, yargısı yayıldıktan sonra tabii bakın Vakko'nun bir reklamı. Yıl 1966. 1966 eşarp yılıdır diyor ve altında da böyle bir eşarplı kadın koyuyor. Hemen bundan bu siyasi dönüşümden rant isteyen birileri de var. Vitali Hakkun'un Hayatım Vakko adlı kitabında da ne kadar beğendikleri bu modayı. Eşarp satıyorlar. Eşarp şimdi satıyorlar takır takır. Bunu böyle 30 yerde en azından şimdi artık şapkadan eşarba geçme zamanı. Eşarp türban diye de bir laf üretmiş. Eşarp türban diye de kendisi
İstanbul'da değil, bütün Anadolu'daki bütün kentlerin önemli tuhafiyecileri bizim eşarp türbanlarımızı satar olmuşlardı diyor 1960'larda. Şimdi burada 60'larda peki yöneticilerimiz uyuyor mu diye bir reklam vardı yıllar önce. İşte aç şu kaloriferi donuyoruz falan diye. 1960'larda yöneticilerimiz ne yapıyordu diye sorduğumuz zaman da o tarihte Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Bakın ne diyor Cevdet Sunay. Bugünkü laik okullar birer anarşi yuvası haline geldi. Bu laik okullardan yetişen gençlere memleket idaresi teslim edilemez. Anarşi yuvası haline geldi derken kastettiği sol. Solun elinde okullar. Teslim edilemez ve Atatürkçüler, pardon. Bir dakika. Yani hem sol var hem bir de ulusal bağımsızlıkçılık. Sol zaten hem ulusal solu, bağımsızlıkçı bir çizgide gelişiyor. Evet. Atatürkçülerin her ikisini de anarşi olarak görüyor beyefendi. Teslim edilemez laik okullardan mezun olanlara devlet idaresi. 10 yıl sonra bunların hepsi iş başına geçecekler. Onlara nasıl güvenebiliriz? Hem biz laik okullara karşı İmam Hatip okullarını bir alternatif olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yetiştireceğimiz kişileri İmam Hatip okullarında yetiştireceğiz nokta. Cevdet Sunay eski bir asker değil mi? 6 yıl genelkurmay başkanlığı yapan 7 yılda cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Şimdi burada atanmışı da seçilmişi de değirmenine... Burada bir parantez açalım izleyicilerimiz. Şimdi o dönem solun hem Türkiye'de hem dünyada yükseldiği bir dönem. Evet. Türkiye'de özellikle ve hızla yükseldiği bir dönem. Öğrenciler, okullar genellikle solun etkisi altında. Doğru. Şimdi Amerika, Birleşik Devletler ve NATO sosyalist sistemi kuşatmak için bir yeşil kuşak projesi geliştiriyor. Doğru. Afganistan'da Pakistan'da darbe gerçekleşiyor. Evet. Afganistan sınırında medreseler kuruluyor, talebeler yetiştiriliyor. Bugünkü Talibanlardır. Evet. Taliban medrese talebesi demek zaten. Evet. Türkiye'de de 12 Mart'tan başlıyor darbe gerçekleştiriyor. Böyle bir proje var. Evet. Cevdet Sunay 12 Mart darbesini de destekliyor. Darbenin içinde. Kuşkusuz. 12 Mart darbesini destekliyor. Kuşkusuz. Darbenin planlanmasında, yapılmasında var. Etkin bir rol oynuyor. Var. Var. İçinde. Sadi Koçaş'ın anılarını okuduğumuz zaman açıkça görürüz. Türkiye'de de solun yükselişinin karşısında İslam'ı güçlendirerek, siyasal İslam geliştirerek tabii bir barikat kurabileceklerini varsayıyorlar. Kuşkusuz. Kuşkusuz. Bir yandan emperyalist planlama bir yeşil kuşak projesi şeklinde Müslüman ülkeleri siyasal bakımdan daha da gericileştirmek ve İslamcılaştırmak üzerine kurulu. Türkiye'de de benzer bir proje yürürlüğe konuluyor. Ve bu yıllarda da bir Alman geliyor ve türban propagandası yapıyor. Türban, İmam Hatipler vesaire. Bu kitabın adının İblis'in kıblesi olmasının nedenlerinden bir tanesi şu fotoğraftır kitapta yer alan. Burada bu adamcağızımızın adı Usame bin Laden. Bu adamcağızımızın adı da Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski dediğiniz zaman şöyle 5 dakika durup düşüneceksiniz. Dünya devlet, dünyayı yöneten işte o CFR, Trilateral Komisyon, efendim Bilderberg'in hepsinin tümünün kurucu şefi. Bu adam Musevi, aynı zamanda Siyonist, bir Musevi Siyonist Usame bin Laden'e Amerika'nın ürettiği silahları bizzat kendisi götürüp eliyle teslim ettiği Sovyetlere gibi. Sovyetlere karşı savaşması için. Tabii. Doğrusu, bir de öğretiyor. Afgan yönetimine karşı savaşması için. Evet, bir de öğretiyor. Ulusal yani, Güvenlik Danışmanı, şimdi, Amerikan Devlet Başkanı. Evet, çok yüksek derecede. Carter'ın danışmanı. Şimdi burada iblis olarak nitelediğimiz nedir? Nedir? Müslümanlıkla en ufak bir alakaları bile olmayanların birdenbire Müslüman destekçisi kesilmeleri. İşte Rothrout vesaire. Şimdi burada... Biliyorsunuz Türkiye'de de Mehmet Şevki Eygi... Evet. Kanlı pazar. Kanlı pazarı tezgahlayan... İşte burada bakın... insanların camilerden çıkıp 6. filoya ve Amerikan emperyalizmini protesto eden... Solcu gençliğe karşı Müslümanları... İşte burada onlardan... Kışkırtıp kanlı pazarı tezgahlayan... Buyurun kanlı pazar, iblisin kıblesinde kanlı pazar, öldürülen insanlar, camilerden çıkıp slogan atarak...
6. filo Amerikan askerleri gelecek, genel evine gidecekler. Gençlik ayaklanıyor. Bu Amerikalılar Türkiye'yi genel evimi zannettiler diye ve Dolmabahçe'ye dikiliyorlar. Biz asla Amerikalıları ülkemize ayak bastırmayız diyorlar. Devrimci gençlik, solcu gençlik. Ve işte bu Şule Yüksel Şenler'in de çok bol yazıları vardır Amerika'yı öven. Evet. Şimdi burada Mehmet Şevke'ye gidip deniz gezmişti. Tabii bakın, asılmasına üzülmedim. Biz o zaman Amerika'yı desteklememiz lazımdı dedi. Yani bu gibi durumlar var. Şimdi tabii ki bu kitabımda da yazdım İblis'in Kıblesi'nde. 1946 Soğuk Savaş kuramcısı William Christian Bullitt, Sovyetler Birliği'nin dinsiz olduğu, bunu yıkmak için dünyadaki bütün dinlilerin ve dinlerin bir dinler birleşik cephesi kurması gerektiğini söylüyor. Hristiyanlık, Müslümanlık, Budizm ve Musevilik el ele bir orkestra içinde çalışarak Sovyetler Birliği'ni yıkacaklardır diyor. Adamcağızın Soğuk Savaş'ı dine dayayan kuramından burada kitabından 60 sayfa aktardık. Şimdi din yoksa para yardımı da yok diyorlar Türkiye'ye. Dine dönüş diyorlar. Dine döneceksin, sanki dinden bu memleket uzaklaşmış, komünist olmuş gibi. Bütün bunları yazdık. Bakın, burada yine kitapta Colin Powell'la Merve Kavakçı var. Türban, ikinci türban atağı ve ikinci türban misyoneri diyebiliriz kendisine. Bir bu, Alman'a gelelim isterseniz. Tabii, orada şimdi, onu bir tamamlayalım. Sonra ne oluyor bu Alman? Şimdi bakın. Kim bu kadın? Yani sizin yorumunuz ne? Kanaatiniz ne? Şimdi benim yorumum şu. Tarih sonra kayboluyor gidiyor çünkü bu. Tarih boyunca İslam'daki bölünmeler mezhepler şeklinde olmuş, tarikatlar şeklinde olmuş. Bunların %90'ı yabancı ajanların, Müslüman kılığına girmiş yabancı ajanların yaptığı faaliyetler sonucu oluşmuş bölünmelerdir ve zıtlaşmalardır. Bakın, Vehhabiliğin o tarihlerde İngiliz ve Fransız ajanlarının çalışmasıyla oluşmuş İslam'dan bir ayrı yol olduğu ve Sünniliğe karşı kullanıldığı yazılıdır kaynaklarda. Nakşilik, İngilizler tarafından Dağıstan'da Şeyh Şamil vesaireyi Rusya'ya saldırtmak için kurulmuş. Mehdiyun denmiş, bir Mürşidün denmiş bir takım hareketler vardır. Bunlarda hep biz emperyalist parmağını çok rahat görebiliyoruz. Şimdi burada diyorsunuz ki o türban misyoneri olan kadın nedir acaba? Her şey olabilir. Ne oluyor sonra? Kayboluyor. Şimdi, Şule Yüksel'le. Şu an sessiz, sakin, Almanya'da yerleşik. Yani gidip bir Allah'ın kulu da onunla röportaj yapsa, sen geldin Türkiye'yi böyle türbana buladın, şu an Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına kadar türban ne hissediyorsun diye sormak lazım. Şimdi burada bakın. Nereden? Hiç anlama, kanaatiniz bakın, ne? Kadın hakkındaki. Niye bunların kayboluyor? Hiçbir hareket masum değildir. Ben bu olayı masum bir hareket olarak görmüyorum. Daha ne olabilir? Ayrıca başka bir ortamda deşebiliriz. Fakat içinde istihbarat örgütlerinin de olduğu mümkündür. Faaliyetlerden mümkündür. Bakın, evet. İkinci türban harekatı Merve Kavakçı ile başladı ve atak başladı. Merve Kavakçı Şule Yüksel Şenler'in ve o Alman'ın örttüğü gibi örtmektedir başını. Burada ABD Kongresi'nde Merve Kavakçı konuşuyor. Bakın, arka arkaya hemen geçeceğim. Vatikan Birleşmiş Milletler temsilcisiyle yan yana geçeceğim. Clinton, Hillary Clinton'la yan yana başörtüsüyle geçiyorum. Türban misyoneri eski Kanada başbakanıyla
Türban misyoneri Merve Kavakçı. Türban misyoneri Merve Kavakçı Avusturya Büyükelçisi ile. Türban misyoneri Merve Kavakçı Colin Powell'la. Lordlar Kamerası'nda bir kere olsun konuşamadan ölmüş bir sürü Türk devlet adamı var. İngiltere'de Lordlar Kamerası'nda ama türban konuşuyor. Türban oraya girdi. Yani İngiliz Lordlar Kamerası'nda türban konuşuyor. Merve Kavakçı, şeref konuğu, Lord Avebury yanında. Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde türban misyoneri Merve Kavakçı, Graham Fuller, Paul Hens gibi adamlarla istihbaratçıdırlar kendileri. CIA yöneticileridir. Endonezya Cumhurbaşkanı'yla türban misyoneri. Ekvador eski cumhurbaşkanı'yla türban misyoneri. John F. Kennedy okulunda konuşuyor. CNN'de canlı yayında. Ve daha da ilginci, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu toplantısında açılan sanat sergisinde Merve Kavakçı'nın meclise girdiği türban cam fanus içine konmuş kutsal bir nesne olarak sergilenmekte. Evet. Enteresan. Evet. Birleşmiş Milletler Millennium Zirvesi'nde Merve Kavakçı türbanıyla yanında Katolik papazıyla oturuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu panelinde konuşturuluyor Merve Kavakçı. 2005. Dinler arası diyalog toplantısında papazlarla yan yana. Amerikan Üniversitesi Rektörü Benjamin Leder'la yan yana Merve Kavakçı. Amerikan Kongresi Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nda türban misyoneri Merve Kavakçı. Ve Bennett Vakfı bir sergisinde Beckett Vakfı. Beckett Vakfı'nın ne olduğunu merak eden, isteyen sevgili dostumuz Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında adlı kitabını alır. Orada türban misyoneri Merve Kavakçı'nın çok yakın ilişkiler kurduğu Beckett Vakfı'nın neler, nasıl bir vakıf olduğunu orada öğrenebilir. Bu Merve Kavakçı'nın türbanından başka herhangi bir özelliği yoktur. Onunla görüşmeyi kabul eden türban konusunu görüşmek için kabul etmektedir. O da zaten randevularını türban konusu için almaktadır. Ve dolayısıyla görüldüğü üzere Katoliği de Merve Hanım'ın türbanını kolluyor. Musevisi onun türbanını çok seviyor. CIA. Hristiyanlar onun türbanını aman türbanla dolaş diye yırtınıyorlar. Ama aynı zamanda dinsizim, ateistim diyenler de var ki onlar da bazen diyorlar ki ya ben bütün Hristiyanlar, Yahudiler, Museviler o türbanı savunurken ben savunmayayım mı? Ben de komünistim, ben de Merve'yi desteklemek için kızıl türban takarım işte diyen Şener Yurdatapan da Merve'yi bu defa soldan sol adına sol görünerek sol bir görünüm ve maske altında desteklediğini ifade etmek için kendisi de kırmızı türban takıyor. Türban demek ki bu kadar kutsal bir şey. Tabii şey burada Şanar burada kapan bir tür hani insan hakları savunucusu olarak böyle davranıyor. Ama işte sonu nereye gidiyor? Bir protesto. Protesto davranışı. O kadar türban önemli ki Amerika'nın en önemli dergilerinden bir tanesi Foreign Policy dergisidir. Burada da bu yılın kapağında üç Türk vardır. Biri Atatürk, biri Türkiye'den üç kişi vardır. Biri Atatürk, biri Abdullah Öcalan, biri de Merve Kavakçı'dır türbanıyla bu derginin kapağında. Hemen yanında da Tony Blair vardır. O da zaten ben Kur'an'ı hatmettim diyordu. Onu da yavaş yavaş uçacak. Ve Merve Kavakçı ve Türkiye'deki türban olayları nedeniyle Time dergisinde Mona Lisa'yı türbana sarmışlardır. Öyle bir kapak yapmışlardır. İran'da kadınlar Merve Kavakçı'nın türbanına özgürlük diye bağırarak sokaklarda kara çarşaflarıyla yürümüşlerdir. Sudan'da billboardlar olmuştur. Yine Merve Kavakçı ve türban, Türkiye'deki kadın türbana bürünsün, türbana bürünsün diye bağırmışlardır. Bu da Mısır'da El Ahram gazetesinde yayınlanmış bir fotoğraftır. Bu da yine Merve Kavakçı ve Türkiye'deki kadının türbana
bürünmesi şarttır, lazımdır diye yürümüşlerdir. Bu da Nakşibendi Şeyhi Nakşi Kıbrısi'nin önünde Merve Kavakçı avucunu açmış. Herhalde Şeyh Mürşit Mürit iri ilişkisi olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Şimdi bütün bu demek ki bizim ülkemizdeki kadının türbana sokulması bütün dünyayı enterese ediyor. Yani hem Hristiyan ülkeleri ilgilendiriyor, hem Müslüman ülkeleri ilgilendiriyor ve bir tane Allah'ın kulu da çıkıp şunu söylemiyor. Yahu kardeşim siz Atatürk devrimleri yapmış, çağdaş kılık kıyafete bürünmüştünüz. Biz de sizi örnek alıyorduk. Ne oldu da siz birdenbire böyle gavurdunuz da Müslüman mı olmaya çalışıyorsunuz? Ne oluyor falan diyen de yok. Fakat bütün bu tımarhane cumhuriyetinde tabii şöyle haberler de çıkıyor. Türban takmayan annesini öldürdü. Çok ilginç. Anne katili olmuş insanlar türban takmıyor diye. Cahil mi? İngilizce öğretmeni. Öldüren kişi İngilizce öğretmeni. Dikkatinizi çekerim. Annesi de öğretmen. Öğretmen bir annenin, öğretmen bir kızı. Üstelik de İngilizce öğretmeni. Diyor ki annesine, ya türban takarsın ya seni öldürürüm. Annesi türban takmıyor ve öldürüyor. Ama herhangi bir öldürme değil. 30 yerden bıçaklayıp oraya, gözlerini oymak oraya, şeklinde. Oraya gelelim bir sayın, Soysal'a bir dönelim. Peki, son bir şey. Örtünmediler öldürdüm. Bu da geliniyle eşini öldürüyor tabancayla. Bizim Müslümanlıkta öyle açık dolaşmak yoktur. Kafanızı örtün. Örtmüyorlar, iki tane sıkıyor ve öldürüyor. Artı işte birileri de psikiyatrik kliniğine gönderiliyor. Türkiye Cumhuriyeti tımarhane cumhuriyetine doğru evrimleşmektedir. Türban olayının özü bizi buralara kadar götürecektir. Diyorlar ki din devleti kuru. Din devleti falan değil bu. Ben din devletine razıyım. Ben din devletine razıyım. Bunun adına din devleti denmezler, demezler. Bunun adına tımarhane devleti derler. Onu da bir dahaki söz verirseniz, eğer söz gelirse, ne demek istediğimi biraz daha açıklarım. Peki. Sayın Soysal, Sayın Özakıncı'nın, siz gerçek adının ben onu Rod Red Sher olduğunu söylüyorsunuz. Epey uzun süredir o ismin hakikatini arama bundan çalıştım. Ve tesadüfen Şule Yüksel'in kitabında verilen işte Alman adı Maria'ydı da o Müslüman olduktan sonra Cemile oldu gibi bir şey beni yanılttı. O meğer bir yanlış bir şey. Yani ya bilinçli ya bilinçsiz yanlış bir şey. Kadın şu dakika Alman adını ve kullanıyor. Rot Raut adı. Maria diye filan aramasınlar. Bulamazlar. Rot Raut Alkonavi diye ararlarsa bulacaklar. Fakat Alkonavisi de sonradan takı. Rot Raut Şer diye ararlarsa Şer şeklinde ararlarsa bulacaklar. Yani bulup konuşmak lazım. Anladım. Sizin attığınız tohumlar 40 yıldır yeşerdi. Türkiye'de çok önemli noktalara o sizin moda geldi, oturdu. Şimdi demek lazım. Şöyle bir yerden toparlayalım isterseniz. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi. Almanya küresel, o tarihte CIA'nin, Avrupa üslerinin bulunduğu bir memleket idi. Almanya dediğiniz zaman elinizi şakanıza koyup böyle Almanya'yı Almanya olarak görmemek gerekiyor 1945'ten sonra. Hala gibi bombalanmış bir Almanya, Amerika tarafından yeniden inşa edilmiş bir devlet cihazına sahip. Dolayısıyla Almanya Avrupa'daki Amerika'nın göbek adıdır. Bu şekilde bakıldığı zaman işte şimdi bu başörtüsüydü, türbandı, Almandı dediğiniz zaman arkasındaki Amerika'yı görmek gerekiyor. Yani o evet. O aslında her şey bu 1947'den sonra yaşadığımız her şeyin ardındaki Amerika'yı bir ortaya çıkarmak için yazdım ben bu kitapları. Bu kitabın alt başlığı İblis'in Kıblesi United States of İrtica.
Yani yerli malı değil diyoruz. Bu irtica yerli malı değil diyoruz. United States'in Türkiye'ye şırınga ettiği bir irtica ile karşı karşıyayız diyoruz. Ne zamandır o şırınga? 1947 şırıngasıdır. İşte Sovyetler Birliği'ne karşı bütün dünyadaki dincilerin bir ortak cephede ve Amerika'nın düğmeleri Amerika'nın elinde olacak şekilde örgütlenmesiyle başlamıştır her şey. Ve çok ilginçtir, çok ilginçtir. Bakın, NATO'ya girişimiz bile bizim İslamlaşmak içindir. NATO Türkiye'ye İslam Cumhuriyeti kurma görevi vermiştir. Bakın, okuyorum. Buyurun. Şimdi bunu kim söylüyor derseniz Cafer Tayyar Eğilmez. Hangi yıl söylüyor derseniz 1952. Cafer Tayyar Eğilmez malum Nutuk'ta kendisine eleştiri yöneltilen bir komutan. Yani Kurtuluş Savaşı'na katılmış komutan generallerden bir tanesi. Atatürk'ün ömrü vefa etmemiş, onun ömrü vefa etmiş. 1952 yılında hala sağ ve NATO'ya girişimizi şöyle değerlendiriyor bu beyefendi, general. Diyor ki şimdi Türkiye'nin NATO'ya da yer almasının asıl anlamına gelelim. NATO'ya alınmamızın asıl amacı Orta Doğu cephesini kurmaktır. Orta Doğu'nun Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye ile birlikte bütün bir Türk ve İslam camiasının tek bir federasyon şeklinde birleştirilmesidir. Bu doğrultuda bir Orta Doğu devleti, Batı'dan nasıl ilgili devletlerden oluşan NATO kurulmuşsa, Orta Doğu'da da Orta Doğu Federasyonu kurma görevi verilmiştir Türkiye'ye. Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir Birleşik Devletler oluşturulmuşsa Türkiye'ye de Orta Doğu İslam Birleşik Devletleri kurma görevini vermiştir NATO diyor. Ve bu federasyonda Türkiye, Afganistan, Irak, Suriye ile birlikte Arabistan'ın kuzey bölgeleri ve Mısır İslam dünyasına da katılırsa aşağı yukarı 125 milyon nüfuslu bir federatif Orta Doğu bloku kurulur ki bu federasyonun genel kurmayı, komuta konseyi özellikle bize Amerika maddi ve manevi olarak desteğini tam ve kesin olarak verdiği an bir yıl içinde 5-6 milyonluk bir ordu gücünü ortaya kolaylıkla çıkartabiliriz. Bu görevi yapabilirsek gelecek kuşaklara güzel bir hizmet örneği vermiş olacağız inşallah diye bitiriyor. Maşallahla ve inşallahla bitirdiği görev Türkiye 1952 yılında NATO'ya Orta Doğu'da bir İslam federasyonu kurmak görevi ile o NATO'ya alınmış bir ülkedir. Yani Kuzey Atlantik Paktı'nın da ireti olarak görevin senin Orta Doğu'da bütün İslamları tek bir federasyon, ulus devleti filan unut görevlerinden biri. Şimdi bu görevi nasıl yapacak bu Türkiye? Nasıl yapacak? Laik bir ülkeye din devleti kurma görevi veriliyor. Bölgesel bir din federasyonu kurma nasıl yapacak laiklikle bunu? Bunu yapmasına imkan yok ki laiklikle. O zaman gelsin başörtü. Niye? Türkiye bu görevi Menderes'le üstlenmiştir. Ve Menderes'in önüne Arapların Türklere inanmaması ve inanmadıkları için de Menderes'in önerdiği o Orta Doğu İslam Federasyonu'na soğuk bakmaları başlamıştır. Bunun için de hemen apar topar ezan Türkçeden Arapçaya çevrilmiştir ki Araplar Türkiye laiklikten uzaklaşıyor galiba, ona güvenebiliriz herhalde desinler diye ve nitekim demişlerdir. Atılan adımlar Said-i Nursi'nin sindiği kuyudan çıkartılıp parlatılması, Türkiye yeniden İslam'a dönüyor. Bakın bizi laik ve ateist zannetmeyin, imajı içindir bütün bu atılan adımlar. İşte o türbanlar, bütün tarikatların bu girişim, desteklenmesi, NATO ve Amerika tarafından desteklenmesi. Türkiye kendisinin Müslüman olduğuna bir türlü inanamayan Orta Doğu Müslümanlarına kendisini Müslüman olarak vallahi billahi Müslümanım, inanın Müslümanım, hadi gelin benim önderliğimde NATO'nun istediği Orta Doğu İslam Federasyonu kuralım
demekten dilinde tüy bitmiştir. Bunu eylemli olarak da görmek istemişlerdir. İşte devletin tepesine kadar türbanın çıkartılmasının nedeni bizim dünyayı yöneten dev güçlerin Türkiye'ye biçtikleri rol bölgeseldir. Zannettiler ki Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 1990'da Türkiye artık bu rolü oynamayacak. Çünkü artık zaten Sovyetleri yıkmak için böyle bir şey yapılıyordu. Sovyetler yıkıldığına göre Orta Doğu'da İslam Birliği kurmanın alemi nedir dediler. Yanıldılar. Çünkü o sadece Sovyetleri devirmek için değil, aynı zamanda tek dünya devleti kurmak için de gerekliydi. Bölgesel din temelli federasyonların kurulması haddi zatında tek dünya devletine giden bir projenin bir ayağıydı. Türkiye kendisine yeniden o görev verildiğinde Sovyetler Birliği yıkılmasına rağmen önce çok şaşırdı. İlk şaşıran Turgut Özal oldu. Sonra küçük dilini yuttu. Sonra vefat etti. Sonra yerine gelenler idrak ettiler ki biz 60 yıldan beri gerçekleştirmeye çalıştığımız projeden Sovyetler yıkılınca kurtulmuş değiliz. Tek dünya devleti kurulana kadar bizim görevimiz Orta Doğu'da İslam Devletleri Federasyonu kurmaktır. Çünkü dünyayı yöneten güçler 10 bölgeye ayırmışlardır dünyayı. Her biri din temelinde federasyon, federal devlet olacaktır şeklinde bir yargı. Şimdi bu büyük proje içine oturduğu zaman Türkiye'nin laiklikten uzaklaştırılıp din devleti temeline doğru kaydırılması çabaları o zaman anlam kazanıyor. O zaman türbanın niçin ille de meclise sokulmaya çalıştığı, niçin Refah Partisi'nin ille de Merve Kavakçı'yı önce türbansız gösterdikten sonra birdenbire son anda bir çalım atarak türbanla meclise getirdiği, Nazlı Ilıcağ'ın onun koluna girerek meclise oturttuğu, niçin Merve Kavakçı çok önemli bir şey yapmıştır. Amerikan vatandaşıdır Merve Kavakçı. Yani Türkiye'de türbanı meclise sokan Merve Kavakçı, Refah Partisi'nin üyesi, milletvekili, türbansız milletvekili seçilmiş, türbanla meclise gidip oturmaya ve orada yeminini de türbanla yapma. Bakın, Merve Kavakçı'nın seçimlerden önce Amerikan vatandaşıdır. Yani seçimlere Amerikan vatandaşı olarak girmiştir. Siz dünyanın neresinde başka bir ülkenin vatandaşının seçimlere girip milletvekili olduğunu gördünüz? Hem de Müslümanım diyeceksin, başında türban için mücadele verdiğini söyleyeceksin, fakat Amerikan vatandaşı olacaksın. Canım, ne olacak Amerikan vatandaşı olacak? Bir türban misyoneri Amerikan vatandaşı benim için şaşırtıcı değil. Fakat İslam açısından şaşırtıcı bir şeydir. Çünkü Merve Kavakçı'nın ettiği yemini var, değil mi, vatandaşlık yeminini okuyalım. Başında türbanıyla ettiği yemin şöyledir Türkçesi. Burada önünüzde şimdiye kadar uyrukluğunda bulunduğum her türlü devlet uyrukluğunu ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle Amerikan anayasasını ve yasalarını iç ve dış bütün düşmanlara karşı savunacağıma, Amerika'ya bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde Amerika için silah taşıyacağıma, kanunun gerektirdiği durumlarda Amerikan ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektiği hallerde sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülüklere özgür bir şekilde akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak yemin ederim, Tanrı yardımcım olsun. Nokta. Amerikan yemini budur. Amerikan vatandaşı olan herkes bu yemini etmek mecburiyetindedir önce. Mesela Türk vatandaşı olanlara biz böyle bir yemin ettiriyor muyuz? Benim şüphem var. Yani yeşil ışık yanar geçer gider. Yani gerekirse Türk ordusunda çalışacağıma falan. Ben bundan evvelki bütün tabiyetleri reddettiğime. Şimdi bir türban misyonerinin böyle bir yemin etmiş olarak türban misyonerliği yapması, türban misyonerliğinin Amerikan yeminine aykırı düşmediğini,
Yani anlatır. Ve belki de onun gereği olduğunu düşündürür. Çünkü bize Orta Doğu'da İslam Federasyonu kurma görevini veren de Amerika, türbanlı bir milletvekiliniz olsun, o da orada milletvekilin devlet katında da türbanlılar dolaşsın diyen de Amerika ve devlet katında dolaşmaya çalışan o türbanlı da Amerikan vatandaşı şimdi olursa, Amerika şunu yapıyor. Ahmak olmak lazım ki bu üç puzzle arasında bağlantıyı kuramamak peki için. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Yani, petrol havzasını, enerji havzasını kontrol etmek ve bir dünya hakimiyeti, gezegen üzerinde kayıtsız şartsız bir hakimiyet kurabilmek evet için Orta Doğu'ya girdi Amerika. Evet. Irak işgal etti. Afganistan'ı işgal etti. Ve ardından bütün bölgede bir egemenlik tesis etmeye çalışıyor. Irak'ta hiç beklemediği bir direnişle evet karşı karşıya kaldı. Tabii sadece zorla, sadece silahla ve siyaset dışı diğer zor araçlarını kullanarak iktidarda kalmak mümkün değil. Toplumdan da bir rıza üretmeniz gerekir sizin. Toplumdan bir onay üretmeniz gerekir. Bu onayın üretilmesinin aracı da Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesi nasıl anlattılar? Büyük Orta Doğu Projesi İslam ülkelerine demokrasiyi götürecek ve orada rejim değişiklikleri sağlayacak. 22 ülkede rejimleri değiştireceğiz dedi evet Amerikalılar. Dışişleri evet Bakanı Condoleezza Rice bunu açıkça ilan etti. Diğerleri de, Rumsfeld de bunu ilan etmişti. Neokon yönetim böyle bir imparatorluk projesi. Yani muhafazakar yönetim Amerika'da böyle bir imparatorluk projesi öngörüyordu. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi silahların yanı sıra diğer araçların, enstrümanların da kullanılması anlamına geliyor. Siyasetin kullanılması, kültürün kullanılması, dinin kullanılması. Doğru. Diğer sivil kurumların kullanılması anlamına geliyor. Bunun için de bir model yaratılması gerekiyordu. Ilımlı İslam kavramı da bu modelin taşıyıcı unsurlarından biri. Türkiye'yi böyle bir model yapmak tabii gerekiyor. Ona ılımlı İslam demezler. Şimdi, ona ne derler biliyor musunuz? Sözünüzü kesin, rica çok affedersiniz. Yanlış çeviri İslam'ı derler. Ilımlı İslam'ın İngilizcesi moderate İslam'dır. Modern İslam. Moderate İslam da moderatör İslam demektir. Yani bir tarafta kökten dinci Müslümanlar, öte tarafta kökten dinci Hristiyanlar olacak. Bu moderatör İslam kardeşimiz de sus otur yapma diyecek. İslam'a dönüp diyecek ki yani kökten... Soft İslam da deniyor ya yer yer. Evet, ona biz işbirlikçi, bunun adını söyleyelim. İşbirlikçi maşa İslam. Cı Müslüman değil. İslamcı, Amerikancı, İslamcı denir. Bunların kıblesi farklıdır. İşte iblisin kıblesi dememizin nedeni o. Normal Müslümanların aklı başında sağlıklı normal Müslümanlar Kabe'ye dönerler. Kıbleleri Kabe'dir. Bütün İslamlar. Fakat bunların kıblesi değişik. Bunların kıblesi Beyaz Saray. Bunlar ne yaparsa Beyaz Saray'dan vahiy alıyor. Vahiyleri de Beyaz Saray'dan geliyor. Emirleri Beyaz Saray'dan şimdi geliyor. İzmir'de burada konuk olan daha önce Nurettin Veren de bunu anlattı. Benim kitabımda da, Türkiye Anasıl Kuşatımda kitabımda da yer alıyor bilgi. 70'li yıllarda da bir türban modeli geliştiriliyor Fethullah Gülen tarafından. Büyük Orta Doğu Projesi'nde ve sizin dediğiniz moderatör İslam ya da moda deyimiyle diyelim. Yani. Moda deyimiyle diyelim. Ilımlı İslam projesinde önemli bir rol üstlenmiş durumda. Evet. Onunla bitirelim isterseniz ve programımızı tamamlamak durumundayız. Fethullah Gülen'in atası Said Nursi değil mi? Şimdi biz kitabımızda hangisindeymiş? Türkiye'nin siyasi intiharında. Şuradan göstereyim. Burada bir Tugay Camisi temeli atılıyor. Kim atıyor biliyor musunuz? Said Nursi. Tarih. Said Nursi 12 Nisan 1957'de Isparta'da Tugay Camisi'nin temel atma töreninde temele harç koyarken Zübeyir Gündüzalp ile birlikte, burada da hep birlikte bir de hatıra fotoğrafı çektirmişler. En sağ başta Said Nursi, sonra Tugay komutanları, albayı, generali vesaire vesaire yan yana böyle duruyorlar. Şimdi buradan almak lazım Fethullah Gülen'in hayat gelişimini. Önce tabii ki hürmet ettiği, mürşit olarak kabul ettiği Said Nursi'nin bir hayatını almak, ondan sonra
madem ki onun önder dini fikirlerini aldığı ve politik fikirlerini aldığı kaynak olarak Said-i Nursi'yi görüyor, o zaman onu da oradan başlatarak gelmek lazım. Said-i Nursi besbelli ki Amerika'nın ve NATO'nun Türkiye'ye verdiği Orta Doğu Birleşik İslam Federasyonu'nu kurma çabalarında Türkiye'nin vitrine koyduğu bir. Yani bakın biz Müslümanız, vitrinimizle de böyle saygın bir Müslümanımız var dedikleri bir şahsiyet. O kadar değer veriliyor olmalı ki Tugay Camisi'nin temeline atması çok önemli tam bir şeydir. Tam soğuk savaş yıllarındaki şey. İşte yıl 57 tarihini de evet. Söyledim. Şimdi bundan başlarsanız siz ancak Fethullah Gülen'in tarihçesi buradan başlatılması gerekir. Son sözlerinizi alayım, programı tamamlayacağız. Tamamlayacaksak. Bakın. Maide suresinin 51. ayetiyle bence ben kendimce son sözüm olsun isterim. Peki, ben kitaplarımın her birine bir ayetle başlayan Atatürkçü laik bir demokrat çağcıl bir Müslümanım. Her kitabım benim Kur'an'dan bir ayetle başlar. Tabii diğer insanlara bu ne biçim Atatürkçü yahu dedirtecek bir tutum olabilir. Ben de böyle bir Atatürkçüyüm. Yani eğer kabul ederlerse. Bakın. Benim kitabım Maide suresi 51. ayette diyor ki ey Tanrı ile antlaşanlar, yani iman sahipleri, Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velisidirler. Sizlerden her kim onları veli edinirse o da onlardan olur. Kuşkusuz Tanrı gerçekleri karartan toplumları doğru yola eriştirmez. Bu ayetin bu kadar güzel bir çevirisinde başka yerde rastlayamazsınız. Çünkü ben çevirdim. Çünkü 6 yılımı verdim. Kur'an Arapçasına, gündelik Arapçaya değil. Şimdi burada diyorlar ki eyvah şeriat geliyor. Şeriat gelirse bu gelecek. Şeriat gelebilir mi? Daha doğrusu bunlar şeriatı getirebilir mi? Bir dakika. Bunlar türban getirmekle şeriat getirdiklerini mi iddia ediyorlar? Yoksa ülkeyi İslam'a döndürdüklerini mi iddia ediyorlar? Ülkeyi İslam'a döndürmek o kadar kolay değildir. İslam'a dönmek için mangal gibi yürek lazımdır. Türkiye'nin Atatürkçülük ve Atatürk'ün ulusal bağımsızlığı modern İslam şeriatı odur işte. Hakiki Müslüman için şeriat odur. Anti-emperyalist olmayan Müslüman olamaz. Emperyalist uşağına da Müslüman denmez. Peki. Ama bir dakika bitmedi. Son bir şey anlatacağım size. Ben İslam derken neyi anlıyorum? Ben İslam derken 1652 yılında Şeyhülislamlık yapmış Mehmet Baha Efendi'yi anlıyorum. Ne oluyor da onu anlıyorum? Müslüman, örnek Müslüman deyince aklıma gelen Baha Efendi. Şeyhülislam. Osmanlı Venedik'le savaş halindedir. Ege'de de İngiliz gemileri Türkiye'den, Anadolu'dan buğday alıp Venediklilere kaçırmaktadırlar. Girit'e. Bu keşfedilir. İzmir'deki kadı tarafından. Ve İngiliz elçisi mevcutlu olarak iki çavuş takılır yanına İstanbul'a yargılanmak ve konuşulmak üzere, yargılanmak değil ne yapılıyor burada diye hesap sorulmak üzere gelir. Normalde kiminle görüşmesi lazım? Sadr-ı Azam'la. Sadr-ı Azam yani dönemin başbakanı. Sadr-ı Azam aman der, ben bununla konuşmayayım, ödüp atıyor İngiliz'den. Şey konuşsun, Şeyhülislam Mehmet Baha Efendi konuşsun bununla. Mehmet Baha Efendi'yi getirirler. Sen niye der böyle yapıyorsun? Anlaşmamız var, karışamazsın. Sen kim oluyorsun der İngiliz elçisi Şeyhülislam'a. İzmir'de ne yapıyor pardon, onu bir daha seyircilerimiz için alalım. Savaş halinde bulunan Venedikliler
Girit'te mahsurlar, Türk buğdayını onlara satıyor. Biz önümüze gelene satarız, sen iste sana da buğday satalım. Bizim seninle Venedik'in kapışıyor olması benim için dert değil diyor İngiliz. Bunun üzerine Baha Efendi Şeyhülislam, o senin kanununda, benim kanunumda öyle değil diyor. Satamazsın diyor. İslam'ın savaş halinde olduğu bir zamanda, sen İslam'ın savaş halinde olduğu birine buğday, İslam'ın buğdayını satamazsın diyor. Ve cevaben diyor ki, sen buna karışamazsın diyor İngiliz Büyükelçisi. Ben karışırım diyor, yatırın falakaya diyor. Ve İngiliz Büyükelçisi bir güzel Şeyhülislam tarafından falakaya çekiliyor. Ve adam kalkıp hakaret etmeye başlayınca götürün ahıra sokun diyor. Ve ahıra hapsediliyor. Dünya çapında büyük bir skandal. Fakat bu tabi duyulunca hemen yetkili kişiler apar topar Baha Efendi'ye gelip yahu İngiliz elçisini hapsetmiş ve falakaya çekmiş olman biz Venedik'le savaşmaktayken İngiliz'le de savaşmamıza neden olur. Ya adamlar donanmalarını alır da buraya gelirlerse diye itiraz ederler. Bizim göbeğimiz İngiliz'le mi kesildi? İngiliz'in düşmanımıza buğday satması düşmanlık değil mi? Daha da donanmasını mı getirmesini bekliyorsunuz? Siz savaş açacaksınız İngiltere'ye diye cevap verir Baha Efendi. Ben İslam anti-emperyalizmi dendiği zaman Baha Efendi'yi hatırlıyorum. Fakat Baha Efendi'nin akıbeti çok fenadır. Şu olmuştur. 4 tane Yeniçeri ağası Baha Efendi'ye gelmişlerdir. Derhal bu İngiliz'i serbest bırakacaksın, ondan da özür dileyeceksin demişlerdir. Baha Efendi de katliyen özür dilemem ve de bırakmam. Siz ne yaparsanız yapın demişlerdir. Ve o 4 tane Yeniçeri ağasının meğer İngilizlerden komisyon aldığı sonradan anlaşılmıştır. Ne yapıyorlar? Sonucu ne oluyor? Onlar da Müslümandı. Evet. İşte ılımlı İslamcı Yeniçeri ağaları var. Hart, sert İslamcı Baha efendilerimiz var. Daha İngiliz'den o zamanlardan korkan devlet adamlarımız var. Hiçbirini umursamayıp hepsine res çekebilen insanlarımız var. Biz insan yönünden son derece zengin bir ülkeyiz. Fakat biraz da tımarhanelik durumlarımız var. Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti olarak kalıp tımarhane cumhuriyetine kalmaması dileğiyle bitiriyorum. Peki, çok teşekkür ederim.